Keto diyeti nedir? Kitabınızda var bununla ilgili. Ben zaten bunu kendimle paylaşmıştım. Bana göndermiştiniz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Nedir Aristo diyeti? Aristo diyeti aslında bir yaşam tarzı. Ne sadece bir protein diyeti, ne sadece bir vegan bitkisel bazlı diyet, ne de sadece bir kısa süreli yapılacak bir diyet tarzı değil. Artık hayvansal proteinler bize çok faydalı değil ve bu klinik çalışmalarla saptandı. Yıllardır yaptığım hastalardaki diyetlerde de şunu fark ettim ki hayvansal proteinler aslında bildiğimiz kadar faydalı değil. Hem eklemler de şişmeye neden oluyor. Toksin çok fazla birikiyor ve bildiğimiz gibi de hayvansal protein olmadan vücudumuz büyüyemez diye bir şey söz konusu değil. Bitkisel proteinler artık dünyada yapılan bütün çalışmalarda daha ön planda. En önemlisi de süt, yoğurt, peynir, et, balık, tavukta çok fazla antibiyotik, çok fazla koruyucu madde var ve bunlar bir süre sonra bizde toksin oluşturuyor. Bağırsakları bulanık bir su haline getirerek her şeyin emilmesini engelliyor. Ve böylece aslında ne sağlıklı kalıyoruz ne zayıflayabiliyoruz değil mi? Aynen. Vücudumuzdaki toksinler bizim kilo vermemizi engelliyor. Toksinler bizim kilo vermemizi engellerken de biz sağlıklı beslendiğimizi ve neden kilo veremiyoruz deniyor. Tiroid yavaşlıyor. Yapılan klinik çalışmalarda günde elimiz yaklaşık herkesin 100-150 gramdır. 25 gram günde tüketilmesi gerekiyor. Bizse bir öğünde en az 150 gramla 250 gram bir öğünde tüketiyoruz. Günde 25, evet, 25 gram nerede? 250 gram bir öğünden bahsediyoruz biz. Demek ki hatalı olan şimdiye kadar klinik çalışmaları tam olarak bizler yaşamımıza uyumlayamamışız. Ama Aristo diyetinde gerçekten bir yaşam tarzına dönüşüyor. İlk 7 gün hiç hayvansal gıda tükettirmiyorum. Ya zaten belli bir diyetin, yani böyle hani kısa süreli diyetler, ben de hep aynı şeyi kendimle söylüyorum. Mutlaka sürekliliği olması gerek. Çok sürdürülebilir güzel. Olması gerek, evet. Ki yani ben 3 ay yaptım, zayıfladım, 5 ay sonra 20 kilo aldım olmaması lazım. Harikasınız. Çünkü burada insanlar şunu fark ediyor. Bir kere bitkisel proteini unutmuşuz. İşte bir bakliyatla sebzeyi pişirmeyi, bir semizotuyla mercimek pişirmeyi sanki yetersiz gibi buluyor. Evet, asla değil. Değil mi? Yavaş yiyoruz bir kere bu gıdaları. Güzel olan o. Sindirim yavaşlıyor. Ve sindirim doğru zamana geliyor yavaşlamak dışında. En önemlisi hayvansal gıdayı çok hızlı tüketiyoruz. Hem toksin var hem de onların içindeki proteinler bize o kadar faydalı değil. Bunun çok zor sindiriliyor değil mi? Çok zor. Çok zor. Yani vücut çok uğraşıyor eti sindirmek için. Yoruluyor. Sindirim yavaşlıyor. Bu nedenle Ramazan'da onun için vücut yavaşlıyor. Ama ben Ramazan'da da mesela bakliyatla sebze pişirtiyorum. Onun için tarifleri alacağım sizden ama Aristo diyeti benim de dikkatimi çekti. Şimdi 7 gün hiç hayvansal protein alınmıyor. Almıyoruz hiç 7 gün ve burada sabahları çiyalı süt tüketebiliyor. Hiç hayvansal gıda almadan çok güzel yönetiyor hasta kendini. Bir kere öncelikle acıkmıyor. Tok kalıyor. Ve çok ilginç, kemiklerimi hissediyorum. Eklemlerim şişmiyor. Mesela huzursuz ayak var hastalarımdan, çok güzel düzelen. Eklem şişmeleri düzeliyor. Ben de kendim de aynı şekilde eklemlerimde romatizma başlamıştı. Ben de aynı diyeti uyguluyorum. Ama daha sonra ilk 7 günün içinde de mutlaka 2 gün detoks yaptırıyorum. Bu detoksa da hiç bakliyat da almıyor, sadece ya smoothie içebiliyor. Yani meyvelerden karıştırdığımız bir karışımı tüketiyor, bitki çayı tüketiyor ve yine meyve tüketiyor. Genellikle meyveden çok korkuluyor. Aslında meyve o kadar korkulacak bir şey değil. Şekersiz meyveler. Şu anda mesela işte kiraz, karpuz çok şekerli, bunları önermiyorum. Ama Aristo diyetinde bu tarz beslenirken sakin olmayı, sinirleri geçiyor. Sinirlenmemeye başlıyor. Çünkü hayvansal gıdalardaki toksin karaciğeri yoruyor. Kişi daha öfkeli, daha gergin oluyor. Bayağı bir şey etkiliyor yani. Çok değişmeye başlıyorlar. Peki Aristo diyetinde hani bunu bir hayat tarzı haline getirirsek 7 günden sonra hayvansal gıdayı nasıl sokuyoruz hayatımıza? Tekrar 5 gün yine 7 günün üstüne bir tane protein günü veriyorum. Tek gün proteinle besleniyor. Ama yine ekmek, makarna, pilav yine tüketmiyor. Sabah yumurta, omlet tüketiriyorum. Öğleyin, akşam yine hayvansal gıda tüketiyor. Tekrar 5 gün bu sefer yapıyor. Yine 2 gün içinde detoks yapıyor. 2 gün proteine izin veriyorum. Tekrar hayvansal proteine. Bütün hayatı veriyor. Böyle mi geçiyor yani? Hani çok ilginç. 7 günde 1 protein gibi mi? 5'e 2, 4'e 3 yapıyor. Daha doğrusu artık insanlar Aristo diyetini başarıyla programlarını bitirenler şöyle devam ediyorlar. Hem yurt dışından da yapan hastalarım var benim online, hem de kliniğimdeki yıllardır yapan hastalarım. Biz artık alıştık. Hafta içi çalışanlar ya da işte gün içinde normal bitkisel proteinle beslenirken hafta sonları bazen hayvansal gıdadan
işte düzenlemiş aile ortamındayken oluyor. Evet ve buna çok alışıyorlar. Hı hı. Fazla kiloları olunca da kontrol döneminde de belki bir gün iki gün detoks yapıyorlar. Hayat boyu diyet yok, demin çok güzel söylediniz. Evet. Bunu önemli olan yaşam tarzı. Yaşam girmeleri. Tarzı haline getirmek. Evet. Yani size ne uygunsa tabii ki yani tabii onu ki. Seçmek. Bu arada mutlaka hastanın alerjisi var mı herhangi bir gıdaya? Mutlaka onun kliniğimde bakıyorum. Hı hı. Belli bir alerjisi, belli bir direnci olan gıdaları mutlaka azaltıyorum. Ama şu bir gerçek ki bizler bitkisel bazlı beslenip ve doğru saatte yemek yemek gerekiyor. Bunu mutlaka hatırlatmam gerekiyor. Nedir doğru sevgili saat? Seyircilerimize. Şimdi Ramazan ama önemli olan 8.30'a kadar kahvaltı yapmak. Saat 10'da yaptığımız bir kahvaltı bize kaloriye dönüşüyor. 7.30-8.30 arası yaptığımız kahvaltı sağlığa dönüşüyor. Çok ilginç değil mi? Yani vücudumuz güneşle aynı zamanı yaşıyoruz. Güneş azalınca proteinleri azaltmamız gerekiyor. Tabii güneşe uyarlı yaşıyoruz. Aynen. Öğleyin 12.30. Akşam 5-6 tekrar iş yerinde eğer çalışıyorsa yediriyorum. Bunu planlaması gerekiyor kişinin. Bu gerçekten çok önemli. Akşam 8-9 arası belki bir ara öğün ve uyku saatine geleceğim. 12'den sonra hormonlarımız yavaşlıyor. Evet. Saat 11.30'la 12 arası uyumaya geçmemiz gerekiyor. Hı. Vücut kendi ritmini kazanıyor. Bunlar yapmamız ben gerekenler. Ben 10.30-11 arası geçiyorum. Çok güzel. Ben daha da erken çıkıyorum. Süper, daha sağlıklı. Zaten sağlığın devamı için hayat boyu diyet yok. Sağlığımız evet. Öyle. Yaşarken de biz bu toksinleri atabiliriz. Kendimizi anlayabiliyoruz zaten neyin fazla geldiğini. Yine önemli bir kural, bizler su içmeyi unutuyoruz. Çok. Su içmek bizim hem kök çakramızı açıyor, enerji kanallarımızı hı-hı. açıyor. Hem cinsel fonksiyonlarımızı hem enerji ekonomiyle ilgili alanımızı açıyor. Bundan da bahsediyorum kitapta. Hem de bizi zayıflatıyor. Hı-hı. Biz çünkü suyu en sona atıyoruz. Susayınca içmeye çalışıyoruz. Oysa gün içinde aralıklı olarak ılık ve sıcak içmemiz gerekiyor. Hmm. Bu mevsimde de gün ortasında da bizim içeceğimiz su oda ısısında olursa bu çok faydalı. Çok faydalı. Bunu da yavaş içmemiz gerekiyor. Bunlar gerçekten önemli detaylar. Bunun dışında Aristo diyetinde mutlaka meditasyon, yoga öneriyorum ama kişinin sakin, yavaş yemeye başladığı zaman kendi bedeniyle barışmaya başlıyor. Hızlı yemek de çok tehlikeli bir şey çok değil tehlikeli. Mi? Vücudu da yoruyoruz. Çok ilginç. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Sabah kahvaltı yapanlar daha zayıf. Evet, doğru. Çünkü olabilir. Sabah kendi için bir önemli bir şey yapıyor. Kalkıyor diyelim, bir bal limonlusu içiyor. Hmm. Kendine bir smoothie ya da bir çiyalı süt hazırlıyor. O zaman hücreleri ona diyor ki bana önem veriyor. Hücreleri bize mesaj veriyoruz. Bedenimiz de bizden bir şey bekliyor. Hücremiz çok evet, ilginç yani değil mi? Onunla uyumlu halde olmamız evet. gerek. Biz ona iyi bakacağız ki o da bize iyi davranacak. Evet, mesela en sevdiğimiz misafir gelmiş ki yani evde ne yapıyoruz? Hemen koşup ona bir kahvaltı hazırlıyoruz. Ya da yemek ya da Ramazan'da ona güzel sofra hazırlıyoruz. Aslında ilk önemi kalkıp biz kendimize bir bardak su içseniz bile hücreler diyor ki bana önem veriyor. Ben de onun yönünde çalışayım. Evet, bu mesajı vermiş oluyoruz. Onu yapmak gerek. Peki neden Aristo adı? Aristo diyeti aslında bir felsefe de taşıyor. Çünkü Aristo genellikle doğal yaşamayı ve özgür düşünceyi ve bu dünyadaki değişimi savunan birisi. Hı-hı. Spiritüel olarak da bir takım çalışmalar var felsefi yönde ama değişmeyen tek şey değişim yaşamda. Hı-hı. Ve artık Aristo diyetin nedeni de kesinlikle kişinin proteinleri kabul etmediği saptanmış durumda. Hı hı. Bitkisel bazlı beslenmemiz gerekiyor ama dediğim gibi vegan diyet yapılıyor ama bir vegan olmuyorsunuz. Henüz vücudumuz buna belki hazır değil. Hazır değil. Ama spor yaparken de bitkisel proteinle çok güzel beslenebiliyoruz. Kas yani, yapabiliyoruz yani. Kesinlikle var öyle. Peki bitkisel proteinleri bir hatırlatalım mı? Çok aşina sevinirim. Olmadığımız için. Bazen unutuyoruz. Mesela bezelye. Hı hı. Bitkisel proteinlerden pek çok yemekte kullanabiliriz. Ama bunu çok yağlı yapmamamız gerekiyor tabii hı hı. ki. Bezelye, nohut, mercimek. Şu anda mercimek, bütün mercimeğin tüm renkleri, fasulyenin her çeşidi. Hı hı. Bunun dışında da pek çok o sarı yeşil mercimeğin hepsini kullanabiliyor. Ve çok da lezzetli olabiliyor. Çok fazla fitik asit bizde gaz yapabiliyor. Onun için ilk başta beklediği suyu atıp daha sonra yavaş yavaş kaynatarak yemeklerine katabiliriz. Hı hı. Ve miktar yok, güzel haber. Hiç miktar yok. 15 gün sonra kişinin midesi kendisi küçülür. Ha, miktar olmadığı halde. Çünkü hani mideye ne kadar verirsen mide genişler ya. Yavaş yavaş yediği için, sindirerek ve çiğneyerek yediği için salataya çiğneme da. Çiğneme sayısı var mı? Çiğneme sayısı yok ama zaten mutlaka bir 15 ile 25 arası çiğniyor. Hani hmm. 50 olmasa bile. Çünkü kuru bakliyatta, sebzede, salatada aslında yavaş yenir. Hmm. Bu nedenle yemeklerde başta aslında girişte mutlaka salata olmasının nedeni sindirimi düzenlemesidir. Hmm. Sindirim enzimlerini hazırlarız biz ağızda çiğnerken. Bunlar çok basit ama hep atladığımız ayrıntılar. Evet. Aslında Aristo diyeti vücudumuz günlük ritme
Çünkü biz mikrokozmos kabul ediyoruz. Makrokozmos dünya. Makro ile mikro aslında birbirine uyumlu. Bu nedenle güneşle birlikte biz de daha fazla beslenebiliriz. Ama akşam geç saatte uyumadığımız zaman yanlış atıştırmalara başlıyoruz. Evet, hem o var hem de şimdi onu diyecektim. Bana hep diyorlar ki işte ben diyorum ki hani ben 10.30-11 gibi yatıyorum. Çünkü hani belli bir saatte büyüme hormonları çalışıyor. İşte vücut kendini yeniliyor. Bunu yapmak gerekiyor diyorum. Bana hep diyorlar ki işte ama yani saat önemli. Ben de 2'de yatıyorum. İşte 10'da uyanıyorum. 8 saat. Olmaz çünkü. 2 ile 6 arası olmaz. Vücut düştü. Kaybettik o hormon dengesini. Zaten erken yaşlanırız. Anti-aging'e de ters. Ters bir şey. Mesela nöbet tutanlar. Neden peki diyorlar? Diyor ki güneşle uyumluyuz. Evet. Yani güneş battıktan belli bir saat sonra yatman gerekiyor. Güneşe göre uyanman gerekiyor. Şöyle yapabiliyorlar. Bazen mesela çok yaratım yapanlar, kitap yazanlar ya da işte o saatte sakin çalışmak isteyenlere ben diyorum ki 11'de yatın, 10'da yatın. 4'te 5'te kalkın. Yine ondan sonra ne iş yapmak istiyorsanız yapın. Çünkü 12-2 uykusunu yakalamamız gerekiyor. Gece uykusu çok önemli. Çok önemli. Değil mi?